Gençler merhabalar, ben SML Hoca'nız. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlar TYT ilk 12 Camp No 3 diyoruz. 3. videomuzda karşınızdayız. Umarım senin için faydalı bir kamp oluyordur. 5. günümüzdeyiz sevgili gençler. 5. günde ilk 12 soru kampının 3.sünü yayınlıyoruz. Sevgili gençler 2 tane LT'yi 2 tane ilk 12 soru çözümü yapmıştık. Şimdi 3. ilk 12 soru çözümünü yapıyoruz sevgili gençler. Bu videoda videoya başlamadan önce tabii doğal olarak abone değilsen abone olursan ve sevgili gençler bu videoyu beğenebilirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. İlk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım. Diyor ki bize A ve B sayma sayıları için A artı 1 asal sayıdır, B artı 2 de asal sayıdır. Bilgileri veriliyor. Bu koşulları sağlayan A ve B sayıları için, şimdi A çift, B tek, A artı B asal sayıdır. Hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor bize. Bu kesinlikle sorularında zaten hep bir biteni var değil mi? A artı 1'in asal sayı olduğunu söylemiş bize. Şimdi öncelikle asal sayılar için 2 haricindekilerin, 2 haricinde hepsi tektir. Yazalım buraya. Hepsi tek sayı. Şimdi A artı 1 dediğimizde sevgili gençler o zaman ya 2'dir ya da A artı 1 tektir. Pekala. A artı 1 2 ise A buradan 1 olmak zorundadır. A artı 1 tek ise A buradan çift olmak zorundadır. Yani A 1 olabiliyorsa tek sayı olabiliyordur. A çift oluyorsa sevgili gençler yani A artı 1 tek ise A da çifttir. Yani A sayısı hem tek hem de çift olabiliyormuş. Tabii şunu da unutma. A ve B sayma sayısı. Tabii buradaki 1 de bir sayma sayısı sevgili gençler. O halde canlarım A'ya çift sayı demek bir haksızlık olur. Çünkü 1 de olabiliyor. O halde ilk öncülümüz gitti. Kesinlikle doğru değilmiş yani. B tek sayıdır demiş. Şimdi sevgili arkadaşlarım B artı 2. 2 olabilir. Aynı 2 haricinde hepsi tek olduğuna göre. Yine B artı 2 tek olabilir. Tek bir asal sayı olabilir. Pekala. B artı 2, 2 ise B sıfırdır. Ya da B artı 2 tek ise B de yine tektir. Bakın burada da B hem çift hem tek olabiliyor. Ama burada durmamız gerekiyor. Neden? Çünkü B bir sayma sayısı. Peki sıfır sayma sayısı mı? Hayır. Demek ki B sıfır olamıyor. B %100 tek sayıymış. İkinci öncülümüz doğru. Şu doğru gibi oldu. Bu yanlış sevgili gençler. A artı B asal sayıdır demiş. Şimdi sen A'yı çift seçtin. B'yi de tek seçtin. Şimdi her çiftle tekin toplamı asal mıdır? Yani öyle her gördüğümüz sakallıyı deden zannetmeyeceksin. Dolayısıyla sevgili gençler çiftle tekin toplamı ya da burada tekle tekin toplamı da çift yapabiliyor sonuç olarak. Çiftlerin de hiçbiri asal olmayabilir. Aksine bir tane örnek vermek yeterli oluyordu. Mesela A'yı 1 seçerim ben burada. B'yi de 6 seçerim. Sonuçta B 6 seçemem özür dilerim. B'yi de 5 seçerim sevgili gençler. 5'in 2 fazlası da bir asaldır, 7'dir. Bu ikisinin toplamı 6 yapar. 6 asal mıdır? Değildir. Belki gönlümüzde asal olabilir ama gerçekte asal değildir. Üçüncü öncülümüzde gittiğine göre cevabımızı işaretleyebiliriz. Cevap yalnız 2 idi. Geçiyorum ikinci soruma. A, B ve C tam sayıları sayıları sayı doğrusunda aşağıdaki gibi işaretlenmiş. A sayısı kök 12 ile 3 kök 5 aralığında. B sayısı 2 kök 2 ile kök 27, C de kök 10 ile 5 kök 2 aralığında. A artı B artı C toplamının alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri sırasıyla X ve Y olarak bulunuyor. Kök içerisinde X artı Y sayısı aşağıdaki tam sayılardan hangisine en yakın diye sorulmuş bize. Burada yapmamız gereken şey şu. Önce yapılan hatayı söyleyeyim ben size. Herkes şu soruya herkes demeyeyim haksızlık olmasın şu şekilde başlayabilir. A sayısı 3 kök 5'ten küçük ama kök 12'den daha büyük. B sayısı kök 27'den daha küçük ama 2 kök 2'den de daha büyük. C sayısı da 5 kök 2'den daha küçük iken kök 10'dan daha büyüktür. Hadi bunları toplayalım diye başlarsan hata yapmış olursun. Niye hocam gayet mantıklı? Evet gayet mantıklı ama başta bize tam sayı olarak vermemiş olsaydı bunları, evet bu yaptığım mantıklıydı çünkü A'yı B'yi C'yi reel sayı olarak kabul edebiliyorsun. O halde sevgili gençler bu yanlış olan kısmı siliyorum ve diyorum ki A, biz A artı B artı C'nin en büyük değeri bulunurken
A'nın burada alabileceği maksimum tam sayı değerini bulmalıyız. Güzel. O halde ben bunların bir karesini alayım. Ben bunun karesini alırsam kök 45 gelir. Ve kök 45'ten küçük olan tam sayı kök 36'dır. Yani A'nın alabileceği maksimum değer 6'dır. Minimum değer de şudur. Kök 16'dır. Kök 12'den büyük ilk sayımız, tam sayımız kök 16, yani 4'tür. Güzel. B'nin alabileceği maksimum değer kaçtır? Hocam kök 27'den bir küçük kök 25 var. Yani 5'tir. 2 kök 2'den bir büyük de kök 9 vardır. Ki buranın sen kök 8 olduğunu biliyorsun gayet. O halde burası kök 9'dan 3'tür. 5 kök 2, bunun karesini alırsan 50'dir. Kök 50'den daha küçük olan tam sayı ise kök 49'dur. Yani 7'dir. Kök 10'dan daha büyük olan da yine kök 16'dır. Yani 4'tür sevgili gençler. O halde A artı B artı C'nin alabileceği maksimum sayı değeri 6 artı 5 artı 7'den 18'dir. 4 artı 3 artı 4'ten de burası 11'dir. Şimdi diyor ki 11 ile 18'i toplayacaksın. Yani burası Y yaptı, burası X yaptı çünkü. İkisini toplarsam kök 29 gelir. Bu kök 29 sayısı hangisine daha yakındır diye sorulmuş. Şimdi kök 25'e mi yakın? Kök 36'ya mı yakın bu kök 29 dediğimiz ifade? Şimdi sevgili gençler, ben hangisine yakın olduğunu buldum. Şunu şöyle yaklaştırayım. Hocam buna göre mi karar vereceğiz? Yok canım, yani sen kök 29'u şuna yaklaştırırsan şimdi bu olur mu? Olmaz yani. Bu komik olmayan bir espri olur bu yani. Evet. Şimdi bunun 25'in 29'a olan uzaklığı 4 iken 29'un 36'ya olan uzaklığı 7 birim olduğundan tabii ki kök 29 kök 25'e, yani 5 tam sayısına daha yakındır diyeceğiz. Cevap olarak da Denizli'yi işaretleyeceksin. Güzel bir soruydu sevgili gençler. Tam ama tam TET tadındaydı. Yemin ederim tam TET tadındaydı. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki şekilde kenarları x eksi y ve x artı y santim olan bir dikdörtgen gösterilmiş olup bu dikdörtgenin 3 köşesinden 3 farklı kare kesilip atılmış. Bu karelerin de sevgili gençler bunun bir kenarı x eksi 2y, buranınki y eksi 2x, buranınki de x. Atılan karelerin bir kenarının uzunlukları x santimetre, x eksi 2y ve y eksi 2x santimetre olduğuna göre kalan bölgenin alanını aşağıdakilerden hangisi ifade eder diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyeceğiz. Öncelikle biz şurada şeklimiz bütünken, yani hiç kare kesilmiş kesilip atılmamışken olan alanımızı bir bulalım size zahmet. X artı y çarpı x eksi y'dir. Yazalım onu. X artı y çarpı x eksi y. Bu hiç kesilip bir şey atılmamışkenki hali. Peki kesilip atılanlar neler? Y eksi 2x'in karesi. Y eksi 2x'in karesi. Artı x'in karesi atılmış. Artı x eksi 2y'nin karesi atılmış. Bunları yazdım. Şimdi ben birazcık aşağıya iniyorum. Şurası sevgili gençler x kare eksi y karenin ta kendisidir. Eksi. Açtım parantezimi. Y eksi 2x'in karesini bir açalım. Y kare eksi 4xy artı 4x kare dedim. Artı x karemiz mevcut. Artı şuranın karesi de x kare eksi yine 4xy. 4xy artı 2y'nin karesi de 4y kare yapar. Parantezimi kapattım. Şimdi içeride birbirini götürecek bir ifade var mı? Yok. Baktım yok. Aynen. O halde sevgili gençler şunu yapacağız. İçeriği biraz düzenleyeceğiz. X kare eksi y kare eksi eksi. Şimdi buraya geldim. X kare var. X kare var. 2x kare. 4x kare daha 6x kare yapar. Şunu kullandım. Bunu kullandım. Bunu kullandım. Y karelere bakalım şimdi. Y kare var. 4y kare var. Başka bir şey yok. Artı 5y kare yazdım. Daha sonrasında bununla da bunu kullandım. Eksi 4x'ye, eksi 4x'ye daha eksi 8x'ye yapar sevgili gençler. İçeride bunları dağıtıp toplayıp çıkarırsam. Bak şimdi x kareden 6x kareyi çıkardım. 5x kare. Eksi y kare. Eksi 5y kare. Eksi 6y kare yapar. Ve eksi eksiden artı 8xy yapar sevgili gençler. İşte cevabımız bu diyeceğiz. Bu da hangi seçenekte verilmiş? Bakalım Adana seçeneğinde mevcut. Doğru değil mi? Cevabımız Adana seçeneği olacaktı. Böyle bir soru karşınıza çıkar mı? Çıkarsa ben size söyleyeyim. Çıkarsa şu kısım da çarpanlarına ayrılıyordur. Bulduğun sonuç da çarpanlarına ayrılıyordur. Ve bu çarpanlara ayırdıktan sonra sana şunu sorar. Hangisi bunun çarpanlarından biridir diye sorabilir.
aklında bulunsun. Bu soruyu da bu şekilde devam ettirebilirsin. Tamam. Geçiyorum dördüncü soruma sevgili gençler. Dördüncü soru için şurayı sileyim. Videoyu direkt sardırıp tam buraya gelecek olanların kafası karışmasın. Şöyle sildik. Dördüncü sorumuzda A negatif, B ile C pozitif ve BC'den küçük olarak verilmiş bize. Diyor ki A'nın B'ye olan uzaklığı x birim. Ben bunların hep her birini yazacağım. Şöyle bir tane sayı doğrusu çizelim biz buraya. Ve şurası 0 olsun sevgili gençler sayı doğrumuzda. A buradaymış, B buradaymış, C de buradaymış. Ve diyor ki A'nın B'ye olan uzaklığı x birim. Yani şurası sevgili gençler x birimmiş. Burada bir hatamız yok. B'nin de C'ye olan uzaklığı y birimmiş. O halde burayı da şöyle yapalım, gösterelim. Burası da sevgili gençler y birimmiş. A'nın C'ye olan uzaklığı k birimdir. Yani diyor ki x ile y'nin toplamı o zaman, çünkü A'dan C'ye kadar olan uzaklık x artı y'ye eşittir. O halde bu da kaçmış? K'ymış. Buna göre x artı y eşittir c eksi a olarak verilmiş bize. Şimdi c'den a çıkarıldığı zaman c'nin a'ya olan uzaklığını bulursun ki k'dır. X artı y'nin k'ya olan eşitliğini biz zaten az önce göstermiştik. Dolayısıyla birinci öncülümüz her zaman ama her zaman doğrudur. K eksi y eşittir a eksi b'dir demiş. Şimdi bu k eksi y dediğimiz şey sevgili gençler, k'nın biz c eksi a olduğunu biliyoruz. Ben buradan y'yi çıkarırsam, hatta ve hatta üzgünüm, k eksi y'den bahsetmiş çünkü. Şu y'yi karşıya atın. X eşittir k eksi y olur mu? Vallahi olur. Demek ki k eksi y gördüğüm yere ben artık x yazabilirim. X de a ile b'nin farkı demiş. Şimdi a'nın b'ye olan uzaklığı tamam, eyvallah, x. Onda bir sıkıntımız yok. Fakat a'dan b çıkarsa eksi x kalır. Çünkü uzaklık sevgili gençler pozitiftir. Pozitif olduğu için bu x aslına bakarsanız b eksi a'ya eşittir. A eksi b dediğimiz ifade eksi x'e eşittir. Burası x değil, eksi x olsaydı doğru diyecektik ama bu yanlışmış. X'ten diyor k'yı çıkarırsan b eksi c'yi bulursun denilmiş bize. Şimdi bunu da şöyle diyelim. B eksi c aslına bakarsanız sevgili gençler c'den b çıkarsa y kalıyordu. B'den c çıkarsa eksi y kalır burada. X'ten de k'yı çıkarmış. Şimdi x burasıydı, k da burasıydı. Ben x'ten k'yı çıkarırsam burası da eksi y kalacaktır. Çünkü k ile x'in farkı y sevgili gençler. X'ten k'yı çıkarırsam eksi y. Eksi y eksi y'ye eşit midir? Eşittir. O halde cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olacak. Yani cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Şimdi diğer sayfaya geçeceğiz sevgili gençler. Şöyle sayfamıza bir bakalım, motive olalım. Aha da hepsini çözmüşüz. Güzel de çözmüşüz. Dolu dolu. İşlem hatası falan yapmamışızdır umarım. Geçelim bir diğer sayfamıza artık. Soru 5. Soru 5 de bize diyor ki x, y, z gerçel sayıları için x küçük, y küçük, z ve bu sayılar 4 bölü 9 ile 3 bölü 2 açık aralığında. Buna göre 2 bölü x, 3 bölü y, 4 bölü z toplamının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Tam sayı olduğunu işaretleyelim sevgili gençler. Evet. Şimdi bakın bu tarz sorularda x küçük, y küçük, z, yani y'nin x'ten büyüklüğünü, z'nin y'den büyüklüğünü, z'nin x'ten büyüklüğünü falan hiçbir şekilde takmayacaksın kafaya. Hocam ne yapacağız? Şunu yapacaksın güzel kardeşim. 4 bölü 9 küçüktür x, o da küçüktür 3 bölü 2 diyeceksin. 4 bölü 9 küçüktür y, o da küçüktür 3 bölü 2 diyeceksin. Ve son olarak 4 bölü 9 küçüktür z, o da küçüktür 3 bölü 2 diyeceksin. Nasıl yani hocam, hepsi aynı aralıkta mı? Şimdi sen bana x'in farklı bir aralıkta olduğunu söyleyebilir misin? Hayır. Y'nin hayır, z'nin hayır. O halde sevgili gençler, şimdi biz x'in, y'nin ve z'nin aralıklarını bildiğimiz için ben şunu bulmak istiyorum. 1 bölü x'in, 1 bölü y'nin ve 1 bölü z'nin aralıklarını bulun bana. Bunları nasıl bulacağız? Bakın yazıyorum. 3 bölü 2'yi ters çevirdim. 2 bölü 3 küçüktür 1 bölü x, o da küçüktür 4 bölü 9'u ters çevirdim, 9 bölü 4'tür. Şimdi 1 bölü x de buradadır, 1 bölü y de buradadır, 1 bölü z de buradadır. Hepsini tek tek yazmayalım. Anlaştık mı? Şimdi 1 bölü x buradaysa 2 bölü x nerededir? Bunu 2 ile çarparız hocam. Doğru mu? Doğru. 4 bölü 3 küçüktür 2 bölü x, o da küçüktür 18 bölü 4 yazarım. Daha sonrasında bana 3 bölü y lazım. 1 bölü y bu aralıkta değil miydi? O zaman ben bunu 3 ile çarparım, 3 bölü y'yi bulurum.
3 ile çarparsam sevgili gençler burayı 6 bölü 3 gelir. Paydaları kalsın, 2 yazmayacağım ben orayı. 3 bölü y olur ve bu da küçüktür, 27 bölü 4 olacaktır. Bir de hocam 4 bölü z lazımmış. 1 bölü z buradaysa ben bunu 4 ile çarpsam olur kardeşim, olur, yapabilirsin. Yap hadi. 4 ile çarparsam 8 bölü 3, o da küçüktür 4 bölü z, bu da küçüktür 4 ile çarparsam 9'u 36 bölü 4 yapacaktır. Bir de bunları bir güzel topla demiş bize. Hadi toplayalım biz de. 4, 6 daha 10, 8 daha 18, 18'i 3'e bölerseniz 6 yapacaktır. Bölü bizden istenen değere, yani şuraya a dersem ben, büyük a, o da küçüktür. 18, 27 ve 36'yı toplayacağız. Bu da sevgili gençler 3 kere 27'nin ta kendisidir. Yani aslına bakarsanız 81'dir diyebiliriz. 81 bölü 4'tür diyebiliriz. Hocam 81 bölü 4 dediğimiz değer aslına bakarsanız 20,25 değil midir? Evet öyledir. Hocam bir de bunları nasıl kısa yoldan topladınız onu da anlatırsanız süper olur dersen de şöyle topladım kardeşim, bak 18, 27, 36 hepsi, bak 9'un 2 katı, 3 katı, 4 katı, doğru mu? Yani bunlar ardışıklar aslında, ardışık 9'un katları. Eğer bunlar ardışık 9'un katı olarak verildiyse ortadakinin 3 katı senin toplamındır. Yani bunların toplamı 3 kere 27'dir aslında. Ben 3 kere 27'den 81'i bu şekilde kolay bir biçimde bulabildim. Sen de yapabilirsin bunu. 81 bölü 4'ünde 20,25 olduğunu bulmuştuk. Şimdi 6'dan büyük ilk sayı 7'dir. 20,25'ten küçük ilk sayı da 20'dir. 7'den 20'ye kadar kaç tane sayı vardır diye sorulmuş. 13 diye atlamayacaksın. 13 şıklara verildiği zaman 13'ü atlayan çok olur çünkü. 20'den 7'yi çıkarıp 1 ekleyeceksin. Tamam. Şurası 13, 1 eklersen de cevap kaç olur? 14 olur. Demek ki cevabımız denizin seçeneğinde verilmiştir deriz. Hocam 1'i niye ekledik? Çünkü 20'yi sayıyorsun ama 7'yi çıkardığın için saymıyorsun burada. O 7'yi tekrardan eklemek için sen 1 ekledin. Buraya unutma bunu. 6. sorumuz. Kuru üzümün kilogramının KTL'den, leblebinin kilogramının da LTL'den satıldığı bir kuru yemişçiye gelen bir müşteri 2,5 kilogram kuru üzüm ve 4 kilogram leblebi alacağını söyleyince kuru yemişçi tutarın 236 lira olduğunu söylüyor. Müşteri diyor ki fiyatlarda indirim yapabilir misiniz? Böyle sorarsan yapmazlar. Ben sana söyleyeyim. Ya düz olsun 200 lira vereyim dersen yaparlar o zaman. Kuru yemişçi size 3 kilogram kuru üzüm ve 5 kilogram leblebi vereyim. Kuru üzümün kilogramını 4 lira azaltıp leblebinin kilogramını 1 lira arttırırsam tutar 283 lira oluyor demiş. K artı L toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben kuru üzümden 2,5 kilo almışım. Yani 2,5 çarpı K lira buraya ödeyeceğim. Şurayı düzgün yazalım. K lira buraya ödeyeceğim. Artı 4 kilogram leblebi de 4 liradır ve bunun toplamının 236 lira olması gerektiğini söylemiş soru bize. Bu bir. İkinci olarak da diyor ki size 3 kilogram kuru üzüm vereceğim diyor. 3 kilogram kuru üzüm. 5 kilogram da leblebi vereceğim. Ama diyor fiyatlarda da şöyle bir esnetme yapacağım. Kuru üzümün kilogramını 4 lira azaltacağım diyor. Yani K-4 yapacağım diyor. Artı leblebinin fiyatını da 1 lira arttıracağım diyor. Yani L artı 1 yapacağım diyor. Ve bu şekilde de tutarınız 283 oluyor diyor. Zaten bu denklemi kurduysan, gerisini çözemezsen döverler seni. Şimdi burayı bir dağıtalım. 3K-12 artı 5L artı 5 eşittir 283 derseniz, bakınız eksi 12 ve artı 5'in toplamı eksi 7 yapar. O eksi 7'yi karşıya sapan gibi fırlatırsanız artı 7 diye geçer ve burası 290 olur. Artık şunları da buradan silersiniz. Güzel. Şimdi ben artık bir denklem biliyorum. 2,5K'mız var artı 4 tane L'miz var. Bu 236'ymış. Bir de 3K'mız ve 5L'miz var. Bu da 290'mış. K artı L soruluyor bize. Şimdi biz burada K artı L'yi bulabilmek için sevgili gençler burada L'lerden veya K'lardan bir tanesini çekip aradan çıkaracağız. Nasıl çıkarabiliriz? Buna bakalım. Ben arkadaşlarım bir bakayım şöyle 2,5 ve 3 tamam. Şunu 4 ile çarparsanız ya da 4 ile çarpmayalım üzgünüm. Bunu sevgili gençler 6 ile, şunu da 5 ile çarparsanız, bunu da 5 ile çarparsanız K'larımız gider. Yani çıkardığımız takdirde. 6 kere 2,5K 15K yapacaktır.
artı 6 kere 4 L 24 L yapacaktır. Eşittir 6 çarpı 236 yazdım. Bunları çarpmaya uğraşmayın sınavda, bu şekilde kalsın. Bununla bunu çarparsam 15K artı 25 L yapacaktır. Bu da 5 kere 290'dır sevgili gençler. Ben birinden birini çıkaracağım artık. Alttakinden üsttekini çıkaralım. Alttakinden üstteki çıkarsa 15K'larımız gider. 25 L'den 24 L çıkarsa L kalır. Eşittir 5 çarpı 290'dan 6 çarpı 236'yı çıkarmamız gerekiyor demek ki bizim L'yi bulabilmemiz için. Şimdi burada bakalım çarpmamız gerekiyor mu? Ortak bir çarpan görebiliyor muyum? Ortak bir çarpan sevgili gençler görünmüyor. Çarpı verelim. L eşittir 5 kere 290 1000 artı 450'den 1450 yapar. Onu da 200 kere 5 yaptım 1000. 90 kere 5 yaptım 450, toplamı 1450 geldi. Eksi 6 kere 200 1200 yapar. 180 daha 1380, 36 daha şuraya kaç yapmıştım ha? 1200, 1380, 1416 yapar. 1416. Artık L'yi buldum. 1450'den 1416'yı çıkarırsanız sevgili gençler 34 gelecektir. L yani leblebinin kilosu 36 liraymış. Leblebinin kilosu 36 liraysa şuraya yazarsınız. 5 kere 36'nın 180 olması gerektiğini biliyorsunuz. Attınız karşıya. 3K eşittir. 36'yı 180'i karşıya atarsam 110 gelir. Ve sevgili gençler K da buradan 110 bölü 3 mü gelir? Bir yanlışımız olsa gerek. Çünkü 3K'nın 110 geldiğini gördük biz. 5 ile L'yi biz 34 bulmuştuk. Ha 36 değil 34 bulduk. Üzgünüm. Burayı niye 36 diye yazdım ki ben buraya? 34 ile çarpacağız. 5 kere 34 de sevgili gençler şuraya şöyle çarpalım. 150 ile 170 yapar. 3K eşittir. Şurayı silelim. Burası 120. Orayı düzgün yazalım. Pardon. 120 olacak şurası ve K da buradan 40 gelecek. Şimdi bize diyor ki K ile L'yi topla. K 40'tı. L de 34'tü. Toplamları 74 gelir. Demek ki cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet arkadaşlarım, geçiyorum 7. soruma. Artık PDF'teki sorularımızı da yarıladık. 6-6 idi. Yani 12 tane soru vardı. İlk 6'sını bitirdik. Yeni gelenler videoya, abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmediyseniz hala videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili gençler. Sevilay'ın 11 haneden oluşan kimlik numarası bir satır ve 11 sütundan oluşan aşağıdaki tabloda gösterilmiş. Kimlik numarasının ilk 4 rakamı, ilk rakamı 4, özür dilerim, son rakamı 7'dir. Sevilay'ın kimlik numarasına yan yana bulunan herhangi 3 sayının 3 rakamın toplamı da hep 16 olmalıdır deniliyor bize. Ne güzel. Buna göre kimlik numarasının ortanca rakamı sorulmuş bize arkadaşlar. Pekala, bana soruyu neresi çözdürecek? Gençler bana soruyu şu çözdürecek. Yani yan yana duran 3 rakamın toplamı daima 16 olacakmış ya. İşte bana soruyu burası çözdürür. Peki nasıl çözdürecek hocam? Şu şekilde. Şimdi ben buraya A ve B yazdığım zaman, A ve B yazdığım zaman şunların toplamı 16 olmak zorunda. Şunların da toplamı 16 olacaksa A, B, 4 gelince 16 oluyor. Demek ki burası 4. B, 4 demek ki burası A. 4, A burası B. A, B burası 4. B, 4 burası A. 4, A. B, A, B, 4. B, 4, A. Demek ki A, 7'ymiş. Soruyu bitirdik. Neden? Çünkü A gördüğümüz her yere 7 yazarsanız sevgili gençler. Burası 7, burası 7, burası 7. İlk üçünün toplamı 16 idi. 4, 7 daha 11. Demek ki B'de kaçmış? 5'miş. Yani burası 5, burası 5, burası da 5'miş. Ortanca rakam sorulmuş ya. Ortancası buradır. Bakın 5 solda, 5 de sağda. Ortancası kaçmış? 5'miş. O halde cevabımız da Ceyhan seçeneği olur. Şimdi bak. Bazılarınızın kafasındaki bu soruyu düşünürkenki soru işaretlerini ben algılayabiliyorum. Ne biliyor musunuz? Bazılarınız şunu düşündü, inkar etmeyin şimdi. Şunu aldım şöyle kenara çektim. Bakın şöyle düşündü. Aa 16'ymış 3 tanesi. Soruyu çok güzel anladık aslında. 16 ama 16'dan 4'ü çıkardım 12. Peki 2 tane sayının toplamı 12 olacaksa bunlar neler olabilir? Mesela 3 ile 9 olabilir, 4 ile 8 olabilir, 5 ile 7 olabilir, 6 ile 6 olabilir, 7 ile 5 olabilir, 8 ile 4 olabilir, 9 ile 3 olabilir. Acaba hangisi diye düşündüğünüz takdirde
yanlış yapma ihtimaliniz veya soruyu yeterince ama yeterince uzatma ihtimaliniz çok yüksek. Dolayısıyla biz burada A ile B'nin zaten toplamının 12 olduğunu bildiğimizden ve her birinin 3 tanesinin yan yana olduğunu bildiğimizden, yan yana toplamının 16 olduğunu bildiğimizden biz nasıl yaptık çözümümüzü? Aha da bu şekilde yaptık ve doğru bir sonuca hızlıca ulaştık. Haberin olsun. 8. sorumuz diyor ki bize A pozitif gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesinde tanımlı fx ve gx fonksiyonları her x reel sayısı için gfx fgx'e eşit eşitliğini sağlıyor. F artı ga toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi diyor ki g'nin içine f'i yazacaksın diyor. F'in içine de g'yi yazacaksın. Bunlar birbirine eşit olacak diyor. Peki aslına bakarsanız olay çok daha basit ama ben yine de şöyle göstereyim size. G'nin içerisine f yazmak demek g'de x gördüğünüz yere ax artı 2 yazmak demektir. Yani iki parantezinde ax artı 2 artı a demektir bu. F'in içine g yazmak demek de burada x gördüğünüz yere g'yi yazmak demektir. Bu da a parantezinde 2x artı a artı 2 demektir. Bunları dağıtıp birbirine eşitleyelim. 2ax artı 4 artı a eşittir 2ax artı a kare artı 2. Bu 2ax'lerin sen artık gitmesi gerektiğini biliyorsun. Peki 2'yi bu tarafa attım, a'yı diğer tarafa attım ya da hepsini bir tarafa topladım. A kare eksi a artı 2. Artı 2 gelir mi şuradan? Eksi 2 gelir. Eksi 2, eksi yazacağım. Eksinin bir kolunu sildik, diğerini silemedik artının. Eksi eşittir 0 oldu. Ben burayı a ve a, burayı da eksi 2 ve artı 1 diye açarsam a'nın bir 2 bir de eksi 1 olabileceğini görüyorsun. Madem öyle a sayısı burada eksi midir artı mıdır? Sorunun başında verilmiş. Pozitiftir. O halde sevgili gençler a 2'ymiş. Yani aslına bakarsanız burası 2x artı 2 iken burası da 2x artı 2'ymiş. Şimdi hocam ikisi de eşit çıktı ya. Bunun daha kolay bir yöntemi yok mu ya? Var kardeşim. Ne biliyor musun? Şu. İki türlü ihtimal vardı. İki türlü ihtimal vardı. Birinci ihtimali söylüyorum sana. Sevgili gençler, bu fonksiyon, bu fonksiyonların ikisi birbirine eşittir diyebilirsiniz. Ki zaten burada da öyle çıktı. 2x artı 2, 2x artı 2 eşit çıktı. Birbirine eşit olarak kabul ettiğimiz zaman zaten f bileşke g ve g bileşke f birbirinin aynısı olmak zorunda. Direkt dersiniz ki buradaki a2'ye zaten a2'ye eşittir diyebilirsiniz. Bunu gören arkadaşım vardır ama bu sebepten mi yaptı bilmiyorum. Ya da ikinci bir ihtimal ne biliyor musunuz? Şu. Kusura bakmayın. İkinci bir ihtimalimiz de şu sevgili gençler. Hocam bu fonksiyonlar birbirinin tersidir. Yani ben g'nin f'in tersi olduğunu kabul edersem şurada yerine yazdığım zaman f'in tersinde fx eşittir. F içerisinde f'in tersinde x'e eşittir. Ve ikisi de bize birim fonksiyonu verir karşılıklı. İki ihtimal de birbirine eşit çıkabilir. Başka bir ihtimal yok mu? Başka ihtimaller var ama genelde kullanılmayan ihtimaller. Yani 3 veya 4 ihtimale kadar çıkarabiliriz bunu. Sıkıntı yok. Ama biz burada bunların genelde karşımıza çıkabileceğini de biliyoruz. O halde A2 ise ne sorulmuş bize? F2 ile G2'nin toplamı sorulmuş. F artı G2 demek bu demek değil mi? Peki F2 kaçtır? 6. G2 de 6 o zaman. Toplamları kaçtır? 12. F2'nin 6 olması gerektiğini 2 çarpı 2 artı 2'den elde ettik. Haberiniz olsun. Cevabımız da Bursa seçeneği olmuş olur böylelikle. 9. sorumuza artık bir bakalım. Aşağıdaki şekilde dik koordinat düzleminde F ve G-F fonksiyonlarının grafiklerini ben sana verdim diyor. Yani bir fonksiyon sorusu. Pekala, bize demiş ki şimdi GA ile FB'nin çarpımı sıfırdan büyüktür. Bu arada F'in grafiği turuncuyla GX-F'in grafiği de sevgili gençler pembeyle verilmiş bize. Ben burada GA ile FB'nin çarpımının sıfırdan büyük olup olmadığını bulmaya çalışıyorum. Pekala, bizim elimizde G fonksiyonunun grafiği yok ama GX-F'in grafiği var. O halde ben X gördüğüm yere A yazarsam GA-FA'yı elde ederim. Şimdi GA eksi FA'da kaçmış? Sıfırmış. Bakın burada A yerine yazdığım zaman bu grafikte sıfıra denk geliyor. O halde GA eksi FA sıfırdır. Ve GA dediğimiz ifade aslına bakarsanız FA'nın da ta kendisidir. Demek ki ben GA yerine FA'yı inceleyebilirim. FA nerede? Pozitif olan bölgede olduğu için GA'mız pozitiftir. Peki FB? Bakın FB de turuncuda pozitif olan bölgeye ilerlediğine göre demek ki bu da pozitif. Pozitifle pozitifin çarpımı da
tabii ki negatif değildir. Değil mi? Pozitiftir. Birinci öncülümüz doğruymuş. Geçtim ikinci öncülüme. Bir de onu yorumlayalım şimdi. Aynı şekilde GB var elimizde bu sefer. GB'yi yorumlamamız gerekiyor. Bakalım GB'yi yorumlayabilmek için burada X gördüğüm yere B yazarsam GB eksi FB'yi elde etmiş olurum. Şimdi GB eksi FB de sevgili gençler bakın burada yine aynı yerden geçtiği için pozitif olan bir sayıya gitmiştir. Yani bu sıfırdan büyüktür. Yani GB dediğimiz sayı FB'den daha da büyüktür diyebiliriz. FB pozitifti. GB pozitif olan bir sayıdan büyükse tabii ki pozitiftir. Tamam. FD var şimdi sırada. FD de sevgili gençler bakın negatif bölgeye doğru gittiğine göre FD negatiftir. Pozitifle negatifin çarpımı da tabii ki negatiftir. İkinci öncülümüz de doğru. 3'e bakıyoruz ki zaten 1, 2, 3 şık olmadığı için cevabın Ceyhan olduğunu gördünüz ama bazen yanlış olan öncüle de yanlış olarak nitelendirdiğiniz öncülü de yorumlamak mantıklıdır. Çünkü ilk 2'de hata yaptığınız gerçeğini ortaya çıkarabilir bazen. Peki bakalım. GC çarpı GD. Öncelikle GC'ye bakalım. GC eksi FC'yi incelememiz lazım bizim şu fonksiyonda. C nereye gitmiş sevgili gençler? Bu pembe grafikte bakınız pozitif olan bölgeye gitmiş. Yani bu sevgili gençler sıfırdan büyükmüş. Yani ben GC'nin FC'den daha büyük olması gerektiğini biliyorum. O halde FC'ye bakmamız gerekiyor. FC de sevgili gençler burada sıfırdır. Bakın burada. Şimdi FC sıfırsa GC de sıfırdan büyükse GC pozitiftir. Bunda sıkıntı yok. Bir de GD'ye bakmamız lazım. Onun için de GD eksi FB'yi yazdım. Nerede? Şu fonksiyonda. Ve bu da sevgili gençler D nereye gitmiş bakınız. D pembe grafikte pozitif olan bölgeye gittiğine göre. Bu da sıfırdan büyükmüş. Yani GD sevgili gençler FB'den daha büyüktür demeyeceğim. Çünkü şurayı yanlış bulduk. D değil orası. D sevgili gençler. Demek ki GD de FD'den daha da büyüktür. FD nerede peki? FD sevgili gençler negatifti. Şimdi burası negatifse şurası. G fonksiyonu da yani GD negatiften daha büyükse arkadaşım bu pozitif de olabilir, negatif de olabilir, sıfır da olabilir. Sıfır olsa tamam eyvallah ama negatif veya pozitifse işler değişir. Daima sıfıra eşit diyemeyiz. Demek ki cevabımız az önce de öngördüğümüz üzere 1 ve 2 olacakmış diyebiliriz. Geçtim 10. soruma. Asal çarpanlarına ayrıldığında her bir asal çarpanının kuvveti 1 olan pozitif sayıya karesiz sayı denir. Bir tanım yapmış bize. Ve diyor ki asal çarpanlarını ayıracaksın. Her bir asal çarpanın kuvveti de 1 olacak. Örnek olarak da şu verilmiş bize. 30 sayısı asal çarpanlarına bu şekilde ayrıldığına göre bu da 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 olduğundan bu bir karesiz sayıdır diyoruz. Buna göre 429 sayısı bir karesiz sayıdır denilmiş. 429'u tabii çarpanlarına ayırmak zorundasınız. 429'u çarpanlarına ayıralım sevgili gençler. Bu sayı 2 artı 4, 6, 9'a ekledim 15. 3'ün katı olduğu için 2'nin katı değil. 3'e bölüyorum. 3'e böldüğüm takdirde 1, 4 ve 3 yapar. 143. 143 sayısı da rakamları toplamı 8 oldu. 143'ü direkt görebiliyoruz zaten. 11'e böldüm 13. 13'e böldüm 1. Direkt nasıl gördünüz hocam yuh falan demeyin. Şöyle şunu yazdık. 1 ile 3'ün toplamı 4'ü veriyorsa bu sayı 13 ile 11'in çarpımıdır. O yüzden direkt görebiliyoruz dedim. Aklında bulunsun senin de. İşine yarar bilgiler bunlar. Peki demek ki bizim bu 429 sayımız aslına bakarsanız 3 üzeri 1 çarpı 11 üzeri 1 çarpı 13 üzeri 1 biçimde yazılabiliyor. Aynı buradaki formattaki gibi. Demek ki bu sayı karesiz sayıdır. Doğru. Birinci öncülümüz doğru. 1 olmayanları eleyebilirsin mesela. Hop gittiler. İkinci öncül. 3 basamaklı en küçük karesiz çift sayı 102'dir. Şimdi 100 dediğimiz sayı sevgili gençler 5'in karesi çarpı 2'nin karesidir. Karesiz sayı değildir. 101 dediğimiz tek başına asaldır. Ama zaten bizi çift sayı ilgilendiriyor şu an. 101 de değilse 102 dediğimiz sayıya bakmamız lazım şimdi. Ben bu 102'yi 2'ye böldüğüm zaman 51, 3'e böldüğüm zaman 17 çarpı 17 zaten asal. Demek ki 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 17 üzeri 1 biçiminde yazılabiliyormuş bu sayı ve karesiz sayı mıdır? Evet. Karesiz sayıdır. Çift midir? Evet çifttir. 1 ile 2
Kesinlikle doğru şu an. Bunu da sildim. Cevap 1, 2, 3 veya 1, 2. Bu cevabı 3. öncül belirleyecek demek bu. En büyük karesiz rakam ile 2 basamaklı en küçük karesiz sayının toplamı 18'dir denilmiş. Pekala. Şimdi en büyük karesiz rakam demek ne demek sevgili gençler? 9'u düşünelim. 9 3'ün karesi gitti. 8 2'nin küpü gitti. O zaman 7'dir. En büyük karesiz rakam 7. 2 basamaklı en küçük karesiz sayı da sevgili gençler tabii ki 10'dur. Çünkü 10 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. Dolayısıyla onu da yazdım. Toplamları kaç? 17. Bize ne demiş? 18. O halde cevap 3. öncül gitti. Cevap Denizli seçeneğinde verilmiş 1 ve 2'dir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geçiyorum 11. sorum için sağ üst tarafa. 11. soruda sevgili gençler şu kısmı silelim. Kafalar karışmasın. 3 arkadaş olan Zeynep, Tuğçe ve Meltem Luna Park'a gitmek için babalarından harçlık almışlardır. Zeynep, Tuğçe ve Meltem'in almış oldukları harçlık miktarları sırasıyla 8, 6 ve 9'da orantılıdır. Yani Zeynep 8K kadar para almış, Tuğçe 6K kadar para almış, Meltem de 9K kadar para almış sevgili gençler. Pekala. Luna Park dönüşünde ise Zeynep, Tuğçe ve Meltem'in kalan harçlık miktarları sırasıyla 4, 3 ve 5 ile orantılıdır. Yani bunun 4M'si kalmış, bunun 3M'si kalmış, bunun da 5M'si kalmıştır diyebiliriz. Hocam onlara niye K demedik? Evet, az önceki babalarından aldıkları harçlıktı. Şimdi kalan paraları. Farklı olabilir birbirinden. İlla K demek zorunda değiliz. Zeynep Luna Park'ta 372 lira harcamış sevgili gençler. Buna göre Tuğçe Luna Park'ta kaç lira harcamıştır diye soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğiz. Gayet basit bir soru haline geldi artık. Çünkü 8K'dan 4M'yi çıkardığım takdirde ben ancak Zeynep'in harcadığı para miktarını bulabilirim. Bu babasından aldığı harçlıktı. Bu da kalan parasıydı. Babasından aldığı harçlıkla kalan parasının arasındaki fark bize harcadığı miktarı verecekti. 8K-4M sevgili gençler ne kadarmış? 372 TL'ymiş. Pekala bize sorulan şey ne arkadaşlarım? Tuğçe ne kadar harcamış? Yani 6K-3M soruluyor bize. Şimdi tabii ben üst tarafı 4 parantezini alırsam eğer 2K-M eşittir 372 yapacaktır. Ve sevgili gençler şurayı da 3 parantezini alırsanız bu da 3 parantezinde 2K-M gelecektir. Bu da soru işaretidir diyebiliriz. Artık bu kadarsa bu kadar demeye gerek yok. Her ikisini birbirine oranladığınız takdirde eşit çıkması gerektiğini biliyorsunuz. Madem öyle 2K-M'leri de biz burada sadeleştirelim. Böylelikle 4 bölü 3 372 ise biz içler dışlar çarpımına geçebiliriz artık. Şuraya x diyelim. 4x eşittir 3 çarpı 372 diyeceğim. Ve sevgili gençler burada 4'e böldüm. Bunu da 4'e böleceğim. 372'yi. 37'nin içerisinde 9 defa kaldı 1. 12'nin içerisinde 3 defa. 93 kere 3 bize cevabı verecek. X eşittir 270 artı 9 dersiniz. Bu da 279'un ta kendisi gelir. Demek ki cevabımız Ceyhan seçeneği olacakmış sevgili gençler. Güzel bir oran sorusuydu, oran orantı sorusuydu diyebiliriz ve artık geçeceğiz bu videomuzun son sorusuna. Son sorumuzda sevgili gençler çözmeye başlamadan önce yine tekrar ediyorum. Abone olmayan varsa kanalımıza, abone olursa ve bu videoyu beğenirseniz sevgili gençler beni mutlu etmiş olursunuz. Murat diye bir vatandaş var ve Murat 450 saat sürecek olan bir üniversite hazırlık kursuna gidecektir. Bu kurs hafta içi 3 gün, pazartesi, salı, çarşamba 4'er saat, hafta sonu ise 2 gün 5'er saat olarak yapılacaktır. Buna göre pazartesi günü kursa başlayan Murat'ın kursu hangi gün bitecektir diye soruluyor. Şimdi bakın, pazartesi, salı ve çarşamba bu 4 saat, 4 saat, 4 saat biçiminde gidiyor. Hafta sonu da cumartesi ve pazar bu günlerde de 5'er 5'er gidiyor. Tamam, keşke her yer açık olsa da siz de kursa, okula, bir yere gidebilseniz. Şurada toplam 12 saat, burada da toplam 10 saat olduğuna göre toplamda sevgili gençler haftada 22 saat derse giriyor Murat. Pekala, toplamda 22 saat derse giriyor bir haftada. Ve toplam 450 saat sürecek bir kursumuz var. O halde bizim yapmamız gereken olay şu.
Hocam ben 450'yi 22'ye bölerim. Böylelikle hem kursun kaç haftada biteceğini bulurum hem de hangi gün biteceğini kolaylıkla bulabilirim. Hadi bulalım. 45'in içerisinde 22 iki defa var. Burası 44 yapar. Çıkardım 10. Çıkardım 1. Tabii 1'in içinde yok 0'a. Tabii şöyle yaptık. 0'ı da aşağıya indirdik sevgili gençler. Onun içinde 22 yoksa bir 0 da buraya koydum. Yani 440 artı 10 yapmış oldu. Diyor ki kurs 20 hafta sürecek. Biz buradan bunu bulmuş olduk. Bakın kursumuz 20 hafta sürecek. Üstüne ekstradan 10 saat daha derse girilecek. Yani pazartesi kursa başladı. 20 hafta geçti. Gene pazartesi gününe dayandık. Pazartesi günü kursa gitmeye başladık. Ve 10 saat hakkımız kaldı. 4 kaldı 6 saat. 4 daha gitti. Kaldı 2 saat. Demek ki çarşamba gününün o yarısında diğer 2 saati sokmayacaklar Murat'ı. 2 saat girdim doldu artık hadi çık falan diyecekler. Cevabımız ne olacakmış? Çarşamba seçeneği olacakmış. Yani cevap Ceyhan'mış sevgili arkadaşlarım. Evet. Gençler videomuzun sonuna geldik. Sorularımızı çözerken herhangi bir sürçülisanımız olduysa, herhangi bir yanlışımız olduysa, bir gafımız olduysa, sorulardan işlem hatamız olduysa kusurumuza bakmayın. Güzel sorular çözdüm sizler için. Yani TYT'de karşınıza bu şekilde sorular çıkar mı? Arkadaşlar neden çıkmasın? Yani en azından çat diye bu sorunun aynısı tabii ki çıkmayacaktır ama bu sorunun mantıklarıyla benzer sorular, mantıkları olarak aynı olan sorular mutlaka karşına gelecektir. Bunları unutma. Sonuç olarak bu sorular seni herhangi bir böyle şeyi hazırlamıyor. Böyle bir bilim yarışına falan hazırlamıyor. Matematik olimpiyatına da hazırlamıyor. Veya işte seni yazılıya da hazırlamıyor. Ben bu soruları senin için neden seçtim? YKS sınavını hazırlık olarak seçtim. Hazırlık olsun diye seçtim. Ve genelde de karşına çıkabilecek formatta olan soruları seçtim. Haberin olsun. Bundan sonraki videolarımızda ve kamplarımızda da aynı tarz soruları görmeye devam edeceksin. Daha da güzellerini seçmeye çalışıyorum senin için. Çünkü çok güzel yorumlar yapıyorsun videoların altına. Çok teşekkür ederim. Ertesi gün limit türev integral kampındayız sevgili gençler. Üçüncüsüyle karşınızda olacağız. O videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.